güzel kızım. Bana kahvaltılarımı hazırlamış. Hep sen mi hazırlayacaksın canım? Birazcık da biz hazırlayalım. Nasıl, beğendin mi? Bayıldım. Çiçekler de koymuşsun. Oh, pek güzel. Sana dünyanın en güzel kahvaltısını bile hazırlasamaz annem. Sen dünyanın en tatlı, en şeker, en iyi annesisin. Peki sen bu menemeni nasıl öğrendin? Sen bu kadar marifetli miydin yoksa? Değildi. Çünkü yani yiyince sen de soğanları yaktığımı anlayacaksın. Yaktın yani soğanları. Üzülme, zamanla öğrenirsin. Canım benim. Gel anneciğim, seni bir öpsün. Canım benim. Ah yavrum. Ben bu günleri ne kadar özlemişim Tuğçe'yi. Hadi otur, kahvaltımızı yapalım. Hadi. Anneciğim ben yemeyeyim, okula geç kalacağım. Hani otobüsü kaçırmayayım. Evladım aç acını, okula gidilir mi hiç? Anneciğim ben zaten hazırlarken üstünden bir şeyler atıştırdım, sen ye. Peki anladım. Allah zihin açıklığı versin, hadi bakalım. Sağ ol anneciğim. Güle güle yavrum. Nerede kaldım otobüs ya? Geç kalacağım bu gidişle. Günaydın Tuğçe, nasılsın? Günaydın Murat, iyiyim. Sen nasılsın? Ben de iyiyim. Ne yapıyorsun burada? Okula gidiyorum. Ben de okula gidiyorum. Gel beraber gidelim hatta. Aa, süper oldu. Zır gibi yetiştim. Tuğçe, ne yaptınız? Melahat ablayla barıştınız mı? Evet, barıştık. Oh, çok sevindim. Bu arada sana çok teşekkür ederim Murat. Neden, ne için? Bana cesaret verdiğin için. Yani eğer sen gidip annenle konuş diye ısrar etmeseydin kim bilir daha ne kadar küs kalacaktık. Olur mu hiç öyle şey Tuğçe? Hiç anneyle kız küs kalabilirler mi? Canım anne, onu dinlemediğim, kırdığım için o kadar çok kızıyorum ki kendime. Bence her şeye olumlu yönden bakmalısın. Yani en azından yaptığın hatanın farkına varmışsındır. Değil mi? Anne, sana bir haberim var. İyi bir haber mi? Senin açından bakarsak süper bir haber. Meraklandım şimdi. Neymiş bu haber Burak? Tuğçe ile ayrıldık. Öyle mi? Ben sana ne demiştim Hazım? Benim oğlum akıllıdır. Göreceksin, sonunda doğruyu bulacak dememiş miydim? Aferin oğlum, doğru olanı yapmışsın. Doğruyu mu yaptın çok emin değilim. İçinde hala bir şüphe mi var oğlum? Meraklanma. Zamanla ne kadar doğru bir karar vermiş olduğunu çok daha iyi anlayacaksın. Burak, durup dururken nereden çıktı abi bu Amerika sevdası? Ne yapayım abi, annemler Amerika'da okumamı istiyor. Hayda. Peki sen bu konudan Tuğçe'ye bahsettin mi? Ayrıldık Tuğçe'yle. Şaka mı abi bu ya? Abi sen ciddi misin? Abi bizim de hiçbir şeyden haberimiz olmadı ya. Elimi tut. Ne? Elimi tut dedim. Abi bu Tuğçe değil mi? Yanındaki kim? Hemen de bulmuş birini. Tuğçe ne oluyor? Yürü hadi. Tuğçe ne yapıyorsun? Ne kadar komiksin sen. Canım benim. Anlaşıldı şimdi. Tuğçe! Bula bula bu taksiciyi mi buldun benden sonra? Hı? Bravo sana, tebrik ederim. Layığını bulmuşsun işte. Sana da bu yakışırdı zaten. Hiç değilse bir erkekle beraberim. Senin gibi annesinin sözünden çıkamayan bir korkakla beraber olmaktan bin kat daha iyi, anladın mı beni? Kızım bak, doğru konuş, senin ağzını... Hop 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 arkadaşım, ne yapıyorsun sen? Adam gibi konuşamıyor musun sen? Ne bu eller kollar? Adamlığı senden mi öğreneceğim lan? Taksici parçası. Sen nesin be, sen kimsin? Kaç görüşlük adamsın sen? Bak ne yapıyorsun? Çekil şuradan, çekil. Hadi. Ne oldu? Üstüme de gelemiyor. Ne biçim adam bu ya? Hadi. Ne oldu? Lan. Ne oldu? Yeter lan! İyi misin? İyi misin? Bir şey mi? Bir dakika. Murat! Ne oldu? Bir dakika ya. Çekil. Murat. Murat ne oluyor? Neden konuşmuyorsun benimle? Ne istiyorsun Tuğçe? Ne istiyorsun? Eski erkek arkadaşını kıskandırmak için kullandın beni. Amacına ulaştın. Daha ne istiyorsun? Murat!
karşı adamı savunayım derken adam da kalktı sana saldırdı. Aynen öyle oldu. Neyse bırak şimdi sen. Sen ne yaptın bugün okulda bakalım? Bugün otobüs beklerken sizin duraktaki Murat'la karşılaştım. Hmm. O bıraktı beni okula. İyi bir çocukmuş gerçekten. Çok değerli bir çocuktur Murat. Onunla arkadaşlık etmene çok sevindim. Öyle de bugün yaptıklarımdan sonra bir daha benimle arkadaşlık etmek isteyeceğini zannetmiyorum anneciğim. Ne yaptın Murat'a? Beni okula bıraktığında Burak'la karşılaştık. Hı. İşte üzgün olduğumu görmesin, onu hemen unuttuğumu zannetsin diye Murat sevgilimmiş gibi davrandım. İşte elini tuttum, sokuldum. Murat da buna bozuldu tabii. Burak'ı kıskandırmak için onu kullandığımı düşündü. Ama haksız da değil, değil mi Tuğçe? Bence özür dilemelisin Murat'tan. Haklısın. Özür dilemem lazım. Hadi bugün durakta Murat. Bir ara istersen. Evet, ben onu bir arayayım. Buyurun Akasya durağı. Alo Murat, ben Tuğçe. Buyurun Tuğçe Hanım, iyi akşamlar. Taksi mi lazım? Murat, lütfen böyle davranma. Bugün olanlar için özür dilemek istiyorum. Biliyorum bana çok kırgınsın ama... her şeyi düzeltip yeniden dostun olmak istiyorum Murat. Tuğçe, ben böyle bir şey istemiyorum. Hadi artık daha fazla meşgul etmeyelim telefonu. Müşteriler arayabilir, hoşça kal. İyi akşamlar. İyi akşamlar hanımefendi. Taksi mi lazımdı? İyi akşamlar. Ferit kardeşim, Tuğçe Hanım yabancımız değil. Melahat ablanın kızı. Aa, öyle mi? Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Hoş geldiniz. Ben gececi şoförlerden Tarık. Ben de Hüseyin ablacığım. Çay içer misin? Bir şeyler ikram edelim. Yok, teşekkür ederim. Ben aslında Murat'la konuşmak için gelmiştim. Dışarıda çardağımız var. Orada konuşalım isterseniz. Ne iş olur? Bana sorarsan bunlar birbirlerine karşı boş değil olur. Ya git be oğlum sen de oyna oyna. Göreceğiz abi. Dediğin çıkacak. Bak buraya yazıyorum işte. Sen haklıydın Murat. Burak meselesinde gerçekten seni kullanmış gibi oldum. Kendimi senin yerine koyduğum zaman neler hissettiğini çok daha iyi anlayabiliyorum. Tuğçe, eğer kendini benim yerime koyabildiysen bugün yaptığın şeyin ne kadar gurur kırıcı bir şey olduğunu farkına varmışsındır. Evet, farkındayım. Ayrıca insanı kendisine kullanılıp atılmış bir mendil gibi hissettirdiğini de farkına varmışsındır. Murat, bak ne söylesen haklısın. Ben bugün olanlar için çok üzgünüm. Buraya da senden özür dilemek için geldim. Peki bunda gerçekten samimi misin Tuğçe? İnan bana, bütün içtenliğimle söylüyorum. Senden binlerce kez özür dilerim. Peki çok merak ediyorum da, neden böyle bir şey yaptın? Sağlıklı düşünemiyordum çünkü. Buran beni üzgün görmesini istemedim. Onu unutmuşum, hemen yeni birini bulmuşum sansın istedim. Böyle bir şey yaptığına göre Burak'ı hala seviyorsun herhalde. Sevmiyorum. İlginçtir ki nefret bile etmiyorum. Ona karşı hiçbir şey hissetmiyorum. Böyle biri sanki hayatıma hiç girmemiş gibi. Bir insan böyle düşünüyorsa karşısındaki onun için ölmüş demektir. Aynen öyle. Öldü. Murat, beni affedebilecek misin? Yani bugün olanları unutabilecek miyiz? Ben hatırlamıyorum. Bugün bir şey mi oldu? Çok teşekkür ederim Murat. Çok iyisin. Peki dost muyuz? Dostuz. Ben ne halt edeceğim şimdi ya? Kaldım ha bu ıssız yere tek başıma. Otobüse de binemem, para kalmadı. Şimdi resmen şapa oturdum. Sinan abiciğim! Sinan abiciğim, Allah'ınıza kurban olayım ben sizi!
Ali Kemal. Neredesin sen? Ya nasıl neredesin, neredesin? Ya? Abicim vallahi ben bir indim bir baktım ki yoksunuz. Lavaboya kadar gitmiştim. Allah. Nasıl korktum var ya. Ya hadi geç kardeşim. Geç kardeşim. Yürüyün binin ya. Binin ya.